Hadi efendim, yağmur falan yağmadan çektirelim şunu. Sandalye bekliyor Zeynep. Gitti gelemedi, Allah'ın cezası. Bitti mi kızım, çekildi mi? Sandalye bekliyoruz anneciğim. Aramıza oturtacağız sizi. A geldi geldi. Miran. Neredesin Allah'ın cezası? Bak kadıncağız neredeyse düştü düşecek. Miran. Oturun anneciğim. Otursun teyzem. Ana kraliçeler gibi şöyle. Caver. Niye giydin onları şimdi? İmaj efendim. Şöyle cilalı boyalı poz verelim. Gülsüm. Gel. Hayır efendim. Bu aile fotoğrafı. Ben, kayınvalidem ve karım. Başkası yok bu resimde. Bir de tontoşumuz. Şöyle son icraatımızın önünde göğsümüzü gere gere. Ne olur efendim? Biz de şöyle kıyısından göğsümüzü gersek. Dur dur. Hayır dedim. Geç şöyle geç. Dur dur dur. Aman yedik sanki be. Veririz parasını neyse üstümüze düşen. Hayır dedim. Uzaklaşın iyice, uzaklaşın. Şu çocukların hevesini kırma bari. Hayır kızım. Sabri Bey bir kere hayır dedi. Aile fotoğrafı. Ailenizi sevsinler. Gel bakayım buraya sen. Şu ceketi çıkarıp montu mu giysem efendim? İyi olur Sabri Bey. Ne bu böyle? Kepinizi de giyin. Çıkar şunu. Buyurun. Şunu da tut. Yepyeni vallahi, ne diye verdiysek. Bir şey verdi, gözü kaldı adamın üstünde. Ver şu şapkayı da. Böyle olacak işte efendim. Vallahi 10 yaş gençleştiriyor sizi. Maşallah. Hadi 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 hadi. Hadi, hadi efendim biz hazırız. Şöyle üçümüz, geride apartman. Bunlar görünmüyor inşallah değil mi? Evladım uzaklara uzaklara. Aman gel be, başını yesin fotoğrafı. He, süsünü bozduk. Bitti mi evladım? Hayır efendim, şimdi çekiliyor. Oturun anneciğim. Oraya bakın efendim, oraya. Gülümseyerek. Çatlasın düşmanlarımız. Cafer. Atlar. Aman efendim, ne yapıyorsunuz? Duvarlar çizilecek. Sepet sallamak yasak. Bir dakika Cemil abi. Fotoğraf çekiliyor, çek sepetini. Fotoğraf mı? Bizi de alır mı? Sevim koş. Sabri Beyler fotoğraf çektiriyor. Ne söyledin be adam? Tamam. Eğlence çıktı millete. Baykuş poz verecek o da oradan. Hop bekleyin bizi. Sevim koş. Bekliyoruz efendim, bekliyoruz. Almaz orayı nasıl olsa. Hadi efendim verelim biz pozumuzu. Bak onların çıkmasına izin veriyor Gül. Domuz. Hor görüyor bizi tabii. Çektirir mi kapıcıyla? Sevim koş, çekiliyor. Ay saçım başım da böyle dağınık. Olsun. Böyle daha güzelsin. Gel yanıma. Hayırlı olsun. Sağ olun efendim. Hasbinallah. Bir saattir bir fotoğrafı çektiremedik. Üşütecek annem vallahi. Hadi, hadi ama efendim. Hadi. Keyfimden vakit geçirmiyorum burada efendim. Ha, Sevim Hanım. Hazır sizi görmüşken hazırlatayım. Boya hesabını hazırladım. Ay ödeyeceğiz, ödeyeceğiz. Tamam. Çekiyor musunuz? Çekiliyor efendim. Çekiliyor, bozmayın. Çekiliyor Selim, sarıl bana, hatıra bu. Teşekkür ederiz. Hadi bakalım Cemil, iş başına. Aman hoş hoş. Ay patla inşallah. Ah niye patlıyor efendim? Ne yaptı şimdi hayvan size? Allah Allah. Daha ne yapacak efendim? Fotoğrafçı getirdik, poz veriyoruz şurada. Güzel efendim. Biz de çişe gidiyoruz şuradan. Size bir zararımız yok. Saygılı olalım lütfen. Buyurun efendim, çektirin fotoğrafınızı, bekliyorum. Olmaz efendim. Böyle yanımızdayken nasıl çektiririz? Gel böyle madam, gel. Oh. Kıskançlıktan yapıyor efendim, icraatımızı kıskançlıktan. Öyle efendim, alamam bozuntuları. Laflarınıza dikkat edin Sabri Bey. Vallahi çok fena olur. Alman bozuntusu yok sizin karşınızda. Türk vatandaşıyız biz. Gel buraya madam sen, gel. Gel. Çektiler mi kızım? Hadi sıkıldım. Aman bozmayın efendim, bozmayın. Oturun anneciğim, şimdi çekiliyor. Kadına fenalık geldi efendim, ne yapsın? Biri sepet sallar, öbürünün köpeği hev hev. Bu da mı kabahat efendim? Evet efendim, başımız şişti. Söyler misiniz lütfen şuna sussun? Hiç böyle şey duymadım. Fotoğraf bu, köpeğin sesi de mi çıkacak? Bırak Allah aşkına madam. Bir apartman boyattık, kafayı yedi adam. Gel boş ver. Sabahtan beri kırmadığı kalp kalmadı domuzun.
Hadi efendim, çekilelim şu fotoğrafı bir an önce. Efendim, sizi de beklettik biraz, kusura bakmayın. Hadi hadi anneciğim, bitiyor. Gülümseyerek bakın oraya. Aman efendim, aman. Yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. Ha Cafer! Buyurun. Boya parasını en geç yarın akşama kadar istiyoruz. Hanımefendiye haber ver. Başla. Duydun mu madam? Duyduk efendim. Kaçmıyoruz. Davut Usta verecek bu akşam. Duydun mu Sabri Bey? Duyduk, duyduk. Lütfediyor sanki hanımefendi. Çalıma bak. Peşin para verdik, boyattık. Kimsenin eli cebine gitmiyor ki bu apartmanda. Akrep var. Anneme de bana da fenalık geldi efendim. Bırakın şu boya parasını da çektireceksek çektirelim şunu. Özür dilerim efendim. Cafer! Anam katil. Buyurun. Gel koçum. Bir sene eksiksin Allah'ın cezası. Buyurun. Maşallah efendim, pek şıksınız bugün. Şık olmak zorundayız bugünlerde komşum. Yeni eserimiz üzerinde hassas bir çalışma yapıyorum da. Ne güzel efendim, ne güzel. Hayırlı olsun. Evelallah, sen de çekmişsin yeni imajını. Hayrola, bir durum mu var? Fotoğraf çektiriyoruz efendim. Şöyle yeni boyanmış apartmanımızın önünde. Helal olsun komşum. Vatandaşın gönlünü fethettin. Çektir. Yenge hanım, hürmetler. İyi günler efendim. Vay, teyzeciğim sen de mi fotoğraf çektiriyorsun? Öpeyim elini. Berhudar ol evladım. Nereye götürüyorsun hayvanı, adı anlı mı? Var teyzeciğim. Senin hayır duanla şu eserimizin işini bir bitirsek bu akşam. Hadi inşallah. Büyüdün efendim küçük bey maşallah. Ellerinden öpen amcası. Canavar. Sen o rakipleriyle kapıştığı zaman göreceksin. Kırt, kırt. Ah canım, prenslerin prensi. Çektiler mi Ayla? Çekiliyor, efendim. Çekiliyor anneciğim. Hadi ama efendim, kadıncağız düşecek, bir tarafını kıracak. Efendim, müsaadenizle büyük hanımın sabrı tükendi. Üşütebilir, çektirelim şu fotoğrafı. Buyur komşum. Yalnız ellerini oynatmadan. Pardon efendim. Ha, biz de şöyle bir kenarda duralım. Hazır prens kucağımızdayken. Yakışır, buyurun. Buyurun efendim. Prens, fotoğraf çektiriyoruz teyzelerle. Anneciğim oraya bakın. Gülümseyin efendim, gülümseyin ama. Ne olur biz de şurada bir köşede dursak be. Heveslendi çocuklar. Ha, sevaptır. Hatıra. Apartman hatırası. Gel kızım, gel. Hayır efendim. Ne münasebet. İyi artık, kapıcılarla. Ne olur yenge? Sosyeteniz mi bozuluyor? Ha, yedik sanki. Sosyete meselesi değildi efendim. Sabah sabah gıcık etme vatandaşı. Oynatma şu ellerinden. Gel kızım. Gülgel. Allah razı olsun. O kadar. Bakın oraya. Vatandaş bir resim de çektiremeyecek mi? He. Zaten enflasyondan gebermiş. Fazla konuşma sen. Sen fazla konuşma komşu. Ellerine dikkat. Çek koçum. Buyurun. Ha efendim, sırası değil ama unutmadan söyleyeyim. Boya hesabını çıkardık. Oraya bakın komşu. Oraya bak. Ellerini de oynatma. Veririz. Pardon efendim. Bir dakika, kapıda bak. Oraya bak kızım, oraya. İşte bu kadar. Vatandaşa bir hatıra. He. Nasıl verdi baban arabayı sana? Dede aman, sizi alacağımı söyledim, bozma. Tamam, kız mı var? Var dede, nasıl da anlarsın. Anlarız oğlum. Kaçın kuralsız bizde. Sesinin tonundan bile anlaşılıyor. Vay be dede. Bu kaçıncı kız oğlum? Bu çok ciddi ama dede. Hadi bakalım. Buyur dedeciğim. Al şunu. Bu ne dede? Taksici miyiz? Ayıp sok oluyor. Şunu cebine, fazla konuşma kerata. Dedem veriyor. Bereket versin. Atla. Eşek sıpası. Ha, dikkatli sür. Babaannenizden hoşlanmaz. Nerede kaldı dede? O öyledir oğlum. Döner döner bir daha bakar evine. Fırını kapattın mı? Ütüyü unuttun mu? Geldim, geldim. Heh. Atla. Hadi babaanne. Hah. Hadi evladım, ev işi bitmiyor ki. Geç kalmadık inşallah. Annenler bekliyor. Yetiştirin babaanne.
Hadi bakalım bismillah, yeni arabanıza da ilk defa biniyorum. Adam oldu Hüsnü, görüyor musun? Olacak hanım, henüz supa. Ara sıra gel böyle işte oğlum, özlüyoruz. Unuttun bizi artık. Ne gazoz içmeye geliyorsun, ne de deden de tavla oynamaya. Vakit yok be babaanne. Bu yıl dersler çok sıkı. Liseden beter. O daha önemli oğlum, aferin. Çalış da ne yapalım? Matematik mühendisliği kolay mı Leyla? Çocuk hangi birine yetişecek? Sana mı gelsin, derslerden vize mi alsın? Kızlar da rahat bırakmıyormuş. Öyle mi? Yok be babaanne, dalga geçiyor dedem. Ben de olsam kızların yerinde rahat bırakmam vallahi. Cimnastik nasıl gidiyor babaanne? Annem çok memnun. Ben de memnunum evladım. Allah razı olsun onlardan. Bir de şu dedeni götürebilsek. Yoo, dedeyi karıştırmayın hanım. Ben öyle oramı buramı makinelere sokup sıkıştırttıramam. Ne oldu bize böyle yahu? Üç gündür bağırsakların berbat. Sende bir şey yok mu Kanarya? Yok Ergun Bey. Allah Allah. Abbasa'daki yemekten sonra gittim ben. Etler keçeti miydi neydi? Sanmam Ergun Bey. Size başka bir şey dokundu. Ha, Prens Hazretleri de şirkete el koydu. Oturmuş demetin masasında, uzatmış ayaklarında böyle. Fakslar, telefonlar. Bana biraz hikaye gibi geliyor. Hikaye be Kanarya. Spor olsun maksat. Babasının parasıyla. Yer misiniz? Çok taze. Abbas Efendi çay getiriyor şimdi. Yazlı bunlar. Bunlar yazsız. Yiyebilirsiniz. Hah, öldüm üç gündür çünkü tuvalet taşınmaktan. Ne yapıyor Cem Bey? Devam mı telefonlara? Devam. Ah bak bay, kaç milyon gelecek fatura. Günde 20 kere Amerika ile konuşuyor Prens Hazretleri. Çay taze babam. Ver Abbas efendim. Şeker al Abbas. Halim kötü. Vah müdürüm vah. Ne geceydi be Abbas. Yemekten içmekten öldük. Üç gündür kendime gelemiyorum vallahi. Yine yakarız müdürüm, affedersin, mangalda neymiş. Tamam Abbas, sıra bizde. Biz bekliyoruz sizi artık. Yes. It's receiving. Thank you. Geldi mi Cem Bey? Geldi, alıyorum. Yardım edeyim. Gel sen yerine otur. Rahatınıza bakın. Bana bir kola verir misin Abbas Efendi? Baş üstüne babam. Merhaba, kolay gelsin. Hoş gelmişsin hakimim. Öpeyim. Hoş bulduk. O dede merhaba. Hoş geldiniz. İndir şu ayaklarını leylek oğlum. Amerika değil burası. Bir kahve içer misin hakimim? Yap bakalım bir kahve. Oo efendim, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Burada mı bizim sıpalar? Efendim estağfurullah. Burada ikisi de, buyurun. Dede geliyorum ben de şimdi. Gel bakalım. Bunların arası mı açık yine Ergun? Bir şey mi oldu? Yok bir şey efendim. Konuşuyorlar. Geçen gün ufak tefek bir tatsızlık oldu ama. Evet. Efendim Hüsnü Bey geldi. Aa, hoş geldin baba. Babacığım hoş geldin. Gel böyle otur gel. Yok yok, şöyle geç baba şöyle. Ben şöyle otururum. Of şu bir bitse. Alıştın, iyice alıştın Leyla Sultan. Alıştım da kızım. Benim de feci karnım acıktı şimdi. Psikolojik Nazancığım. Yok yok, mide açlığı. Sabah pek yemedim. Aa, niye yemiyorsun? Sabah kahvaltısını ihmal etmeyin kızım. Bu Aydın evin tadını kaçırdı. Ne oldu yine? Her sabah aynı şey. Aydın'la günaydın. Şükrü patladı, patlayacak. Ay gülün geçin be kızım. Evet, Şükrü de taktı mı takar. Ne var bunu bu kadar ciddiye alacak?
Apartmanda bile gülüşmeler başladı Mine. Şükrü'yü gören günaydın. Aman o da günaydın desin yürüsün çocuk gibi. Ha, herkes reklamını yapmak için ne yollara başvuruyor? Bilge'yi de üzüyor çocuk Mine. Sürekli kavga ediyorlar. Aman nereden buldu o zevzeyi de bilmem ki. Yetenekli çocuk anne. Yok mu başka yetenekli arkadaş? Anlatamıyoruz ki. Var kızında oğlana bir zaafı herhalde Nazan. Herhalde. Oh şu da bitti ya çok şükür. Ay gönül bu demişler. Kime konacağı belli olmaz. Hadi mantıcıya götüreyim buradan çıkınca sizi. Aa bir o eksik. Vallahi şurada açılmış. Ev mantısı gibi. Yapma Mine. Ne dersin anne? Seversin sen. Dur bakalım şu da bilsin hayırlısıyla. Dur musun birader? Hayrola? Düşünüyorum abicim. Serpil canımı sıkıyor. Gene kavga mı ettiniz? Yok canım abicim. Kavga yok da Çorlu'ya tayini çıktı. Gidecek mi? Rapor aldı sallıyor. Bir türlü emekliliğe karar veremedi. Bas diyorum istifayı tak. Tak birader. Çekilir mi bu yaştan sonra? Anlatamıyoruz ki canım abicim. Alsa şu ikramiyesini tak. Hepimiz rahatlayacağız. Senden çekiniyor birader. Bak sana söyleyeyim. Benden çekinecek ne var abicim? Aşk olsun. Ben onun kocasıyım ya. Tak. Götüreceksin ikramiyeyi birader. Olur mu Yavuz abicim? O bizim istikbalimiz. Biricik kızımın ölüsünü öpeyim öyle bir niyetim varsa. Yemin etme birader. Yemin yok. Konuşacağım ben yengeyle. Alsın emekli ikramiyesini bana getirsin. Getirsin abicim tak. Her şeyimiz sana emanet zaten. Tak birader öyle olacak. İş kurmak, kumar oynamak yok o parayla. Yok canım abicim tak. Şu nimet çarpsın ki kuruşuna el sürersem ya. Yemin yok birader şimdi ben çarpacağım ha. Yok abicim. Ne diyor yenge? Gıcık mı gazi muhabbetlerimize? Olur mu abi iş bu ne diyecek? Böyle zamanlarda yanında kardeşin olmayacak da kim olacak? Ayırttın masamızı? Tak en önde canım abicim. Çiçeğin üstünde, eserin karşında. Eser de eser ha. Bakalım mesajımızı bu gece yanıtlayacak mı? Bu gece değilse yarın gece. Tak sen o işi kardeşine bırak. Geldi Cafer'in adamı. Geldi de abi bu oğlanı pek gözüm tutmadı. Nedir? Hayrola birader? Bir yaramazlık mı var? Var abi. Kazıklıyor Cafer'i. Bak sen şu penguene. Öpeyim ağam. Gel bakalım. Bitirdin mi malı? Bitti ağam sayenizde. Oh götürdün malı. Bir kusurumuz mu oldu? Oldu. Tak. Karşılaştırdım hesapları. Niye böyle yapıyorsun? Ayıp değil mi? Vallahi bir şey yapmadım Sedat Bey. Yemin etme. Vatandaşa gerek yok. Bakmış hesaba birader. Utanmıyor musun sen ortağına kazık atmaya böyle? Penguen, doğranım şerefsizim. Biz o malı ona veriyoruz, tamam mı? Tamam efendim. Tak! Ah yok! Bir daha görmeyeceğim, tak! Adım attırmam buraya şerefsizim. Tamam efendim. Yakarım. Vatandaşı öyle kelek yok. Temiz eller operasyonu. Ah! Temiz vallahi çok şükür efendim. Yemi yok. Bundan sonra hesaplar açık olacak. Tamam mı? Vatandaş görecek, şeffaf. Kızdırma Yavuz abimi, tamam mı? Yemin yok, tak! Dikkat et tertip leke yapar. Yapsın. Anne bir atar otomatiğe. Vışt iki dakikada. Şunları da ne severim. Ben de severim Dilek. Tatlı tatlı. Yemesi güç ama. Ben ayıklarım sana Dilek. Haris telefon. Boş ver çalsın. Narımızı yiyoruz şurada. Müşteri olabilir ama tertip bak şuna. Bana ne? Bıktım müşteriden. Ne güzel konuşuyoruz şurada. Ben bakayım. Bakma çalsın. Bıktım devamlı iş iş. Otur ne güzel narımızı yiyoruz şurada. Önemli bir şey olabilir ama tertip. Olsun. Biz de o kadar çok para kazanmayalım. Durdu zaten. Durdu. Kimdi acaba? Aman kimse kim. Münasebetsiz müşteriler. Sen narını ye yumuşak yumuşak. Sağ ol. Bir şey değil Dilek. Her zaman alırım ben. Ne güzel böyle oturur seninle karşılığı. Bak yine çalıyor. Çalsın bırak. Olmaz ama tertip. Atırım için. Söyleyeceğim babana. Söyle ben de söylerim. Ne söyleyeceksin? Ne güzel böyle baş başa nar yedik derim. Tertip sen uzattın ha. Şaka şaka. Kesildi zaten. Hoşlanmıyorum bu şakalardan. Ne yaptım şimdi Dilek?
Tertip biz geldik. Babanlar geldi. Ne yapayım geldilerse? Amca ve Eliar yardım etsene. Ne bakıyorsun yüzümüze Dumkol? Söylemek mi lazım? Bağırtma sen amcamı. Halt, karışma sen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Hoş bulduk. Önüne bak sen. Doğru içeri. Güzel konuş büyüklerinle. Zaten yorulduk öldük. Arayan var mı? Yok baba, kimse aramadı. Annen? O da aramadı. Allah Allah. Küstü mü bu kadın bize iyice? Eskiden dükkana gelirdi, yemek getirirdi, bir uğrardı. Küstü baba, evet. Sen küstürdün. Sus. Aptal aptal konuşma, bir şey biliyormuş gibi. Biliyorum, evet. Karışma sen amcamların işine Tertip. Sen de karışma Dumkol. Bunlar karı koca arasındaki şeyler. Duydun mu Dumkol? O onun karısı. Küserler, öpüşürler. Kimse karışamaz. Ha? Ne dedin? Patlatırım ben seni. Telefon babacığım. Duyduk. Alo. Buyurun efendim. Ne zaman? Buradaydık efendim. Nasıl olur efendim? Çocuk burada telefonunuzu bekliyor. Arıza mı vardı acaba? Allah Allah. Ben de yalan söylemiyorum efendim. Bir yanlışlık olacak. Çalsa niye açmasın çocuk? Çalmadı diyor. Çaldı baba. Ne dedin? Bir dakika efendim, eşyalık izi. Çaldı mı? Çaldı iki defa. Biz de nar yiyorduk dilekler, yumuşak gibi. İyi, amca ne dedi? Tüh! Ah, özür dilerim beyefendi. Çalmış efendim, çocuk açmamış. Hemen geliyorum efendim, hemen. Oğlum sen benim başımın belası mısın? Anne! Amca kaçıyor. Gel buraya. Güzelmiş valla. Demedim mi ben size? İkinci de yiyebilirim şimdi. Niye yaradı o verdiğimiz kilolar? Ara sıra olur olur. Yemene bak Leyla Sultan. Bizi böyle görmesinler. Ha, söylemeyin kimseye. Yakalanmayalım da. Hadi biraz çabuk. Aman öyle de mideni odur aldır aldır. Nimet Hanım olacaktı ki şimdi. Ha, size söylemedim değil mi? Dün telefon etti. Sağlığında her şeyini Özge'ye devrediyor. Aa, nasıl şey öyle? Vallahi ne dersin diye bana soruyor. Hukuken mümkün mü? Hiç anlamam ki. Şevket'e söylemeyi de unuttum bak. İyi olur deseydin. Yanlış anlar anne. Öyle ya, Cem var arada. Tahta kafa ne oluyor? Nimet önce ölürse %25'i ona kalırmış. Adam ölürse? Adam ölürse ne kalacak anne? Öldüğüyle kalıp tövbe yarabbi. Ha öyle ya. Ama ne var bunda, gülecek bir şey sorduk size işte. Sinirim bozuldu. Benim de. Özge merhaba. Merhaba. Nerede annen? Giyiniyor. Bir yere mi gideceksiniz? Evet, notere. Notere? Doğruymuş demek duyduklarım. Ne duydunuz? Nimet sana umumi vekaletname verecekmiş. Veremez mi? Veremez. Biz burada eşek başı mıyız sormadan etmeden? Nimet! Nimet! Ne oluyor? Sen ne yaptığını sanıyorsun Nimet? Görmüyor musun ne yaptığımı? Sana onu sormuyorum. Ne bağırıyorsun öyle? Kapıyı vurmadan içeri girmeler. Çık dışarı. Nimet beni delirtme. Her şeyin bir hududu var. Kız dışarıda bekliyor. Bağırma öyle. Yine kepaze olmayalım. Olalım. Onun için geldim zaten. Allah Allah. Sen Allah. 30 yıl noter başkentliği yapmış kocan dururken bacak kadar çocuğa nasıl umumi vekaletname verirsin Nimet? Niye vermiyormuşum? O benim biricik evladım. Ver. Ver de damadın yesin Amerikalarda. Püh, alçak kadın. Sanatçı alçak. Gözü dönmüş. Ne oluyor? Delirdin mi? Delirdim evet. Benim şerefimle oynayamazsın alçak kadın. Öldürürüm seni.
Öldürecek bu adam beni. Ay. Öldürün. Raşit Bey, amirin kızı. Bırakın, bırakın. Ay, ay. Ay. Anne, bir şey oluyor adama. Raşit Bey. Ay, bırak. Raşit gebersin. Özcan'ım elde kalmış. Ne oldu acaba? Ana kız bir olup dövdüler mi adamı? Aa, vallahi atıyorsunuz artık Ergun Bey. Yapar o kadın. Her şey beklenir ondan. Fazla para da böyle döndürür işte insanın gözünü. İyi ki bizde yok Abbas. Çok şükür müdürüm, affedersin. Ne olacak fazlası? Çok şükür vallahi. Bak zenginlere birbirlerini öldürüyorlar para için. Sen beni bu işten affet Cafer abi. Niye aslanım? Ne oldu? Ne güzel para kazanıyoruz ikimiz de. Yok abi, böyle kazanmayayım daha iyi. Dayak yedik bir de. Ne dayak mı? Kim? Bunlar abi, Sedat Bey'le katil. Kazık atıyormuşum sana. Olmaz öyle şey, ayıp. Ben yapıyorum hesabımı aslanım. Ne kazı? O kadar salak mıyız? Ben ne bileyim abi. Kendileri çalıkla götürüyorlar. He. Hırsızın büyüğü asıl o. Söyletecek beni şimdi. Kızımın okul parasını yiyen adamdan hayır mı gelir? Tüh. Tüh ya. Al şunu, ben konuşurum. Devam et işine. Adam mı o? Sağ ol. Hayır abi. İnsanın namusuna dokunuyor. Bu işin vergisi var, belediyesi var, kabadayısı var. Gücüme giriyor abi. Biliyorum aslanım. Devam et senin işine. Burada bakır, demir, eskiler alırım eskici. Geliyor yengeç. Bunun yanında bir şey konuşma ha. Tamam abi. Pazar ola. Eyvallah. Anam, nar da mı var? Var. Hem de ne nar. Severim ekşi ekşi. Sevabına dükkan açmadık burada Hüseyin. Hop, at bir siftah. Hadi ya, Allah versin. Esnaf arasında siftah mı olurmuş? Götür sularını akıta akıta bakalım. Mübarek. Böyle böyle gidiyor işte abi. Apartmanınız da ayna gibi olmuş maşallah. Nerede senin dört ayaklı? Buna mı kaldın yine? Vermiyor mu enişten? Vermez mi canım? Ne zaman istesem teklifsiz hemen. Sultanı kuaföre götürecek. Oo, araları iyi demek. Aile saadeti. Su sızmıyor maşallah. Oo, maşallah. Nar gelmiş Sevin, ister misin? Verelim abi, kaç kilo? Ayva var, nar var. Olmadı böyle. Keyfi kaçtı. Ne güzel iskelede geziyorduk. Cemil abi sen de tuhaf adamsın ha. O zaman da manzaran bozuldu diyordun. Hadi ayvacı geldi ayvacı. Ayva var, nar var. Hurdacı ayva geldi var, hurdacı. Ayva var, nar var. Eskici. Ayva var, nar var. Hadi bakalım çekin arabanızı. Seyyarların durak yeri değil burası. Anam, yine çıktı bu. Evladım, eskici ne verirsin bunları? Ne yapıyorsunuz efendim? Yepyeni ayakkabı. Şimdi de bunları mı buldunuz ha? Hadi yallah. Vallahi çağırırım belediyeyi şimdi. Görmesem atlayacaktın üstüne değil mi? Soyguncu. Buldun tabii taş gibi ayakkabıları. Buyurun efendim, buyurun içeri. Ne oldu yine efendim? Ne bağırıyorsunuz? Yepyeni ayakkabılar gidiyordu efendim görmesek. Sahip olsanız annenizi biraz. Daldık şurada hesap yapıyoruz. Aman hesap hesap. Gel anneciğim. Biz de görüyorsunuz ki boş durmuyoruz efendim. Yemek pişiriyoruz. Bana mı bir şey söylüyor kızım kocan? Yok anneciğim, konuşuyoruz. Kalk oradan pis musibet. Gene oturmuş baş köşeye. Rahat otur anneciğim sen. Ayla söyle kocana bağırmasın hayvana. Hakkımı helal etmem. Olmaz böyle efendim. İyice sapıttı. Adli tıbba göstersek de bir vesayet belgesi alsak. Allah Allah, ne oluyor artık efendim? Yani buna da mı demek istiyorsunuz? Maalesef efendim. Siz pek yakıştırmak istemiyorsunuz ama... bugün ayakkabılar, yarın palto. Evi bile satabilir haberimiz olmadan. Ayla, hangi sinemada gösterecekler bizim filmi kızım? Buyurun. Film değil o anneciğim. Fotoğraf çektiler, fotoğraf. Ah Ruhnettin ah. Ne filmlere götürdü beni rahmetli. Tutuşurduk el ele. Elhamra, Alkazar. Eyvah, eyvah. Yine gidersiniz efendim inşallah. Artık cennette tabii el ele. Kızıl geldi Sevim. Oo Cemil Bey. Kurulmuşsun yine pencerene. Ne yapıyor Sevim Hanım? İş yok mu? Sıkıldım. Sabahtan beri dik dik. Hava alıyorum biraz. Buyurun, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Pek güzel olmuş apartman. Yanıyor efendim, yanıyor.
Herkes beğendi. Niye gelmediniz hastaneye? Bekledim sizi. Gelemedik efendim. Sabri Bey resim çektirdi 5 saat. Onu bekledik. Randevu aldık doktordan ama. Bir telefon etsenize. Kaçanar. Para ne demek efendim? Mal sizin. Adem seç oradan ellerinden. Aa, olmaz öyle, darılırım. Vallahi ben darılırım. Doldur Adem, doldur. Nar da nar ama doktor hanım. Vallahi ayıp artık, sizden de para mı alacak? Hop Hüseyin, şşt. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Siz hala burada mısınız? Gittik beyefendi, gittik. Burada bakır, demir, eskiler alırım. Hadi Adem, buyurun. Teşekkür ederim. Ayva var, nar var, ayvacım. Hadi rastgele. Bıraksak pazar yerine çevirecekler efendim burayı. Nasıl buldunuz boyamızı efendim? Çok beğendim, elinize sağlık. Aman efendim, çok teşekkür ederim. Sayenizde. Biz de bu sabah aile fotoğrafı çektirdik apartmanın önünde. Ne güzel hatıra. İsteriz birer tane. Tabii efendim. Bütün komşulara çoğaltıyoruz. Hah, bu arada ben de herkesin payına düşen miktarı çıkarttım, rahatsız edici. Beklerim. Aa, Sabri Bey. Buyurun efendim. Çocukları hastaneye getireceklerdi bugün. Fotoğraf işi uzun sürmüş, gelememişler. Yarın filan izin verirseniz. Tabii efendim, tabii veririz. Nesi var? Sanırım psikolojik, konuşmuyor çocuk. Öyle bakıyor efendim. Bazen kendi kendine konuşuyor. Küçük devamlı ağlıyor. Allah Allah. Niye beklediniz evladım bugüne kadar? İhmal. Buyurun. Vah. Nazar diyecek vallahi. Şöyle kocaman bir nazar boncuğumu taksak apartmana. Gelenin geçeni gözü üstünde. Ne oluyor efendim? Pek sıkı fıkısınız son günlerde o kızılla. Sesini duyar duymaz balkonlara koşuyorsunuz artık. Ne münasebet efendim, apartman meseleleri. Apartman meseleleri. 2 saattir burun buruna balkon sefası, donduk burada. Resim istedi Türkan Hanım. İmzalayayım verin efendim. Üstüne de bir öpücük kondurun. Bir de kalp resmi çizin. Saçmalamayın efendim. Caferlerin çocuklarını konuştuk. Çocuk mu dedi kızım? Evet anneciğim. Cafer Beylerin çocukları. Siz de bir çocuk yapın be evladım. İstemiyor mu Sabri Bey? Ne bileyim anneciğim, ona sorun. İstiyordu efendim. Durumumuz müsait değil. Tövbe estağfurullah. Çek elini iblis, yeter! Ellemesin öyle mıncık. Aman yarabbi, kıracağım boynuzunu, tövbe! Halil Bey, aa, aşk olsun. Öyle camlara falan vurmalar, rezil ettin beni. Sen beni rezil ettin. Gelmeyeceksin bir daha berbere. Mıncık. Ne mıncıklaması ayol? Tarıyor adam saçımı. Taramasın, istemez. Kırarım boynuzunu. Ay, ondan mı kıskandın beni şimdi? Kıskanırım. Sulu sulu öpücük atmalar kadın gibi. Ne yabani adamsın sen ayol. Aa, ayağıyla mı tarayacak adam saçımı? Eliyle işte şöyle tarıyor. Yapmasın. Bin. Berber yok bundan sonra. Allah Allah. Kıskanç erkek. Kızım, ağlama kızım. Başı şişti millet. İçeride hasta var, kovulacağız ha. Ağlama kızım, başımız şişti. Sus sen, babası mısın? Cafer, aç. Geldi alamam bozuntuları, makbuzu unutma. Başla.
Buyurun. İyi akşamlar gözüm. İyi akşamlar Cafer amca. İyi akşamlar. Kutu Nabıt. Kutu Nabıt mı aşık? Şunu da Sabri Bey rica etti. Bu ne gözüm? Boya borcunuz. Veririz gözüm. Öldük geberdik. Dur bir elimizi yüzümüzü yıkayalım valiz getirir. Geberdik Cafer amca. Devamlı iş iş. Yine hayırsız. Sanki bir iş yapmış gibi. Tek tek çık şu basamakları. Tek tek çık şu basamaklara oğlum. Ne diyor? Gönderecek şimdi. İyi. Nasıl oldu? Geçmiş olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kızlar ne olacak? Canım sıkılıyor vallahi. Of, benim sıkılmıyor mu? Türkan Hanım bir haşladı ki. Beni de haşladı şimdi. Cahillik. Bak işine hadi bak. Kızım. Yine ne oldu? Kızım yine ne oldu? Sus. Benim onun babası. Cafer amca getirdim parayı. Ona ver aslanım. Çal kapıyı. Çaldım amca. Teyzem yemek pişiriyor galiba. Evet. Denizciğim iyi akşamlar. Niye geldin? Boya parası getirdim öpeyim. Bırak beni sapık. Ay, çok teşekkür ederim teyzeciğim. Cafer Bey koş. Bırak aslanım tamam bir kere öptün işte. Sabri Bey koşun sarıldı bırakmıyor sapık. Bırak, bırak sapık. Bırak dedim. Bak vallahi polis çağırdım sapık. Size de çok teşekkür ederim amcacığım. Anne. Mesela şu tencereyi kullanıyor musun? Kullanıyorum oğlum. Onu da mı arkadaşların evine götüreceksin? Ne olur be anne. Hiçbir şeyleri yok çocukların. Mesela şu. Al hadi. Sen yavaş yavaş taşınıyorsun o eve galiba. Anne şartlar çok kötü. Bazıları burslu. Evden hiç para gelmiyor. Nasıl geçiniyorlar anlamıyorum. Ya bir de senin şartlarına bak. Utanmak lazım. Bu... Al hadi al o tencereyi de. Oley be. Babam iki öğrenciye burs veriyormuş. Veriyor ayda 100 mark. Kim söyledi? Ablam. Bana niye söylemiyorsunuz? Söylenmez oğlum böyle şeyler. Övünmek için yapmıyoruz. Baba. Tahta kafa enfarktüs mü geçirmiş? Yok kalp spazmı. Yoğun bakıma almışlar. Ne muhteris adam o da. Hiç hoşlanmıyorum. Kadın da öyle. Mal kavgası. Babacım otur ben yapıyorum. Vakit geçiyor böyle. Acıktım. Bilge. Efendim baba. Nasıl durum? Ne durumu baba? Aydınla. Fena değil baba. İdare ediyoruz işte. Herkesi olduğu gibi kabul etmek lazım. Ne yapalım? O da öyle bir insan işte. Bu işler idareye maslahatla olmaz. Kes at. Üzüyor seni. Büyütme bu kadar babacığım. Geçici şeyler bunlar. Bizim çevrede herkes hırslı. Ben işime bakıyorum. Konuşacağım ben onunla. Babacığım değmez. Boşuna üzüyorsun kendini. Üzülüyorum evet. İki çift sözüm var ona. Gözüm görmesin. Yine mi aynı konu? Evet babam taktı. Takarım. Ali sen ne yapıyordun mutfakta? Arkadaşlarına eşya topluyor. Anlaşıldı. Arkadaş bahanesiyle ev kuruyor kendini herhalde. Başka işim mi yok baba? Bekar evi çekilmez. Tabii böyle baba evi dururken. Bedava hayat. Bedava yaşıyoruz kardeşim, bedava. Hava bedava, su bedava. Hey gidi Orhan Veli hey. Yaşasaydı şimdi bir küçük şişe suyun 30.000 liraya satıldığını görseydi. Bazı yerlerde 50.000 lira anne. Tahta kafa gibisin be baba. Azizim ne demiş şair? Efendim biz akrabayız. Nasıl acaba? Bir telefon edelim ha Nazan yemekten sonra. Baba. Ha. Yemekten sonra arabayı alabilir miyim? Hayır Şükrücüğüm. Hayır. Hayır efendim alamazsın. Yarın sabah erkenden bana lazım o araba. Baba 1-2 saatliğine. Hayır geliyorsun geç saatte park yeri bulamıyorsun 5 sokak öteye park ediyorsun sabahleyin ara ara. Bir gün çaldıracaksın o arabayı. Nasıl çalsınlar baba arabanın alarmı var. Allah'ım
Çalsalar da kurtulsak şu arabanın derdinden. Sabri Bey'dir. Olabilir, boya parası. Adam aklını bozmuş baba. Apartmanın önünde fotoğraf çektirdi. İyi akşamlar. Vay hocam, buyur. Aydın'la günaydın. Eyvah. Şükrü, lütfen sinirlenme. Lütfen baba. Hoş geldin Aydın. Hoş bulduk. Yemek mi yiyordunuz? Geç. Aç mısın, buyur. Açım vallahi. Tamam hocam, buyur. Aydın'la günaydın. Ali, kes şu lafı. Merhaba. Merhaba. Şükrü Bey, size geldim. İyi ettim, buyur, bekliyordum zaten. Küs müyüz? Daha ne olacaktı oğlum? Her sabah Aydın'la günaydın. Şükrü, öpücükler. Özür dilemeye geldim. Öpeceğim. Öpme, bırak, öpme. İstemez. Hadi öp bakalım. Hadi. Öpüştüler. Şu babam anlaşılmaz adam vallahi. Gecenin sonunda Aydın'la canlı yayına bile çıkmaya karar verdi. Bana da arabanın anahtarını. Annem baktı baktı, dayanamadı. Şükrücüğüm alemsin. Bütün bunlar niye o zaman?